Arkadaşlar merhaba, ben Fatih Yücel. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda hayata dair her şeyi bulacaksınız. Özellikle de tarih. Videolarımızın akışı ağırlıklı olarak soru çözümü ve cevaplar üzerinden konu hatırlatması şeklinde olacaktır. Şimdi isterseniz sorulara geçebiliriz. Kanalımızın ilk videosunun tamamıyla deneme çekimi olduğunu ve profesyonel ekipman kullanmadığımızı belirtmek isterim. Derslerimizin akışı, soru çözümü ve cevapların anlatılması şeklinde olacaktır. Tarih sorularını çözerken sorunun bizden ne istediğini tam manasıyla anlamak önem taşımaktadır. Şimdi önceki yıllarda çıkmış sorularımızı birlikte çözelim. Gördüğünüz gibi ilk sorumuz 1997 öğrenci yerleştirme sınavına ait. Aşağıdakilerden hangisinde Rönesans'ın etkisi yoktur? Öncelikle Rönesans'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Rönesans, kelime manası olarak yeniden doğuş ama bizim öğrendiğimiz manasıyla ise İtalya'da başlayıp diğer Avrupa devletlerini etkileyen akılda ve bilimdeki gelişmelerdir. Cevapları değerlendirecek olursak, A şıkkı, din savaşlarının çıkmasında. Akılcı ve bilimsel düşünce geldiği zaman din adamları ellerindeki ayrıcalığı kaybetti. Bunun sonucunda da din savaşları çıktı. O zaman Rönesans'ın din savaşlarına etkisi vardır. B şıkkına geçelim. Reform hareketlerinin başlamasında. Reformun ne olduğunu bilmemiz burada çok önemli, yoksa cevabı veremeyiz. Reform Almanya'da Martin Luther öncülüğünde çıkmış, aynı Rönesans benzeri akılcı bir akımdır. O zaman Rönesans'tan daha sonra çıktığı için Rönesans'tan etkilendiğini söyleyebiliriz. C şıkkına geçiyoruz. Skolastik düşüncenin önemi yitirmesinde. Skolastik düşünce arkadaşlar tamamıyla dine dayalı akılcı ve bilimsel düşüncenin olmadığı çeşittir. Rönesans'tan etkilenen bilim adamları bu düşünceyi ortadan kaldırmıştır. Bu sebeple skolastik düşünce de Rönesans'tan etkilenmiştir. Büyük şartın ilan edilmesinde. Buradaki büyük şarttan kasıt İngiltere'de imzalanan Magna Carta'dır arkadaşlar. Bazen büyük şart olarak gelebilir, bazen büyük anlaşma olarak gelebilir, bazen de Magna Carta ismiyle adlandırılabilir. O sizi şaşırtmasın. Magna Carta arkadaşlar Rönesans'tan etkilenmesi için Rönesans'tan daha sonra olmuş olması gerekiyor. Fakat Rönesans 16. yüzyılda ilan edilirken Magna Carta 13. yüzyılda ilan edilmiştir. Bu sebeple Rönesans'tan etkilenmesi söz konusu değildir. Doğru cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz 1996 yılına ait öğrenci yerleştirme sınavına. Aşağıdakilerden hangisi yeni çağdaki gelişmelerden biridir? Buradaki sorunun cevabını verebilmek için olayların hangi çağda yaşanmış olduğunu bilmemiz gerekiyor. A şıkkı paranın icadı. Paranın icadını hemen hemen herkes biliyor. Niye? Günlük hayatımızda da çünkü para kullanıyoruz. Paranın icadı ilk çağ uygarlıklarından Lidya devletine aitti. İlk çağda olan bir olay yeni çağdaki gelişmelerden biri olabilir mi? Tabii ki hayır. B şıkkına geçiyoruz. Kağıdın ilk kez üretilmesi. Kağıt ne zaman üretilmişti? Hatırlayan var mı? Hiç zannetmiyorum. Kağıt ilk çağ uygarlıklarından yine Çin'de kullanılmış. Daha sonra da Müslümanlarla yapılan savaştan sonra Müslümanlar tarafından ele geçirilmişti. O zaman ilk çağda olan bir olayın yeni çağdaki gelişmelerden biri olması yine mümkün değildi. Yazının icat edilmesi diyor. Yazıyı hangi devlet icat etmişti? Hatta çiviyle yazarlardı. Biraz hatırlatma yapayım size. Sümerliler dediğinizi duyacağım ama ekipmanım duymama imkan vermiyor. Sümerliler de ilk çağ uygarlıklarından biri olduğu için yeni çağdaki gelişmelerden biri olması imkansız. Alfabenin ilk kez kullanılması diyor. Alfabeyi ilk kez hangi devlet kullanmıştı? Tam manasıyla profesyonel olmamakla birlikte alfabenin atası Sümerlilerin kullandığı çivi yazısı ve Mısırlıların kullanmış olduğu resim yazısı sayılır. Fakat günümüzdeki örneği, alfabeyi geliştiren ilk devlet Fenikelilerdir. Fenikelilerden etkilenerek Yunanlılar ve İyonyalılar günümüzdeki Latin alfabesinin atasını oluşmuştur. Bundan dolayı
Fenikeliler de ilk çağ devletlerinden biridir ve ilk çağ uygarlığı olduğu için yeni çağdaki gelişmelerden birine sebebiyet veremez. Yer çekimi kanununun bulunması. Yer çekimi kanunu Isaac Newton tarafından 1600'lü yılların ortalarında bulunmuştur. Bundan dolayı yeni çağdaki gelişmelerden biri olarak kabul edebiliriz. Doğru cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. 1995 öğrenci yerleştirme sınavı. Sorumuz Almanya'da Protestanlara Katoliklerin mücadelesi sonunda yapılan Augsburg barışıyla halk prenslerin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakılmıştır. Sorumuza baktığımız zaman bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olamaz? A. Din savaşlarının devam ettiği, B. Prenslerin siyasi üstünlükleri olduğunun, C. Hristiyanlığın mezheplere ayrıldığının, D. İnanç özgürlüğünün benimsendiğinin, E. Savaşan tarafların anlaştığının. Yukarıdaki metine baktığımız zaman Katolik ve Protestanlar arasında bir savaş olmuş ve barış yapılmış. Demek ki din savaşları olmuş ve devam ediyor. B şıkkına baktığımız zaman da prenslerin siyasi üstünlükleri olduğunun, yukarıdaki açıklamaya baktığımızda Augsburg barışıyla halk prenslerinin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakılmıştır diyor. Demek ki prensleri siyasi anlamda üstün. C şıkkında Hristiyanlığın mezheplere ayrıldığının diyor. Yukarıda Katolik ve Protestan olarak ikiye ayrıldığı görülüyor. Hatta Ortodoksluk mezhebi de var. Üçe ayrıldığını biz biliyoruz. O zaman C şıkkı da olamaz. D şıkkına baktığımız zaman inanç özgürlüğünün benimsendiğinin diyor. Yukarıdaki metinde Augsburg barışıyla halk prenslerinin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakılmıştır diyor. Bir şeyi zorla yapıyorsak özgürlük olduğu bu durumda söylenebilir mi? Tabii ki söylenemez. Prensinin zoruyla başka bir mezhebe geçen insan özgür karar vermiş sayılır mı? Hayır, sayılamaz. O zaman bizim doğru cevabımız D şıkkıdır. Bugünlük soru çözümümüzün sonuna geldik. Kanalımızın ilk videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.